بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وسيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إليك إنك بصير بالعباد اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره إليك وبسيره لديك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرسي وكن لي وحزني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إلهنا يا إله العالمين kapına gelmiş kullarını hakikate aşina eyle. Kalplerimizi envar ve esrar-ı Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin, şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Hislerimizin esiri olmadan masum ve mahfuz eyle. Aziz, kerim kitabın Kur'an-ı Mucizül Beyan'a kıyamete kadar bizleri hadim eyle. Sahip kıran, sahibi zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kutebi eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Müslüman yaşat, Müslüman öldür. Müslüman olarak haşr ve neşr eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın bize olan ihsan, inan ve lütuflarına zerrat-ı kainat adedince hamd ve sena olsun. O Allah ki yığın yığın dalalet ve küfür cereyanları içinde sırf inayeti ve lütfunun ifadesi olarak bizlerin kalplerini iman nuruyla, iman esrarıyla faydar eyledi. O Allah ki camisiz cemaatlerin içinde, secdesiz başların içinde, paslı vicdanların içinde lütfedip elimizden tutup bizi secdegahımız, mescidimiz, camilere getirdi. Gururumuzu kırmaya muvaffak kıldı bizi. Yüzümüzü yerlere sürmekle serfiraz eyledi. O Allah ki kendi içimize doğru derinlemeye imkan verdi. Derinleşmeye imkan verdi. Kendisine doğru miraç yapmaya bizi muvaffak kıldı.
Nebiler Nebisi'nin gözümün aydınlığı namazdır sözüyle ifade ettiği namazı edaya muvaffak kıldı. Ve böylece ruhumuzda içimize doğru bir miraç yapmakla bizleri de serfiraz eyledi. Allah'ın binlerce salat ve selamı şu nimetlerin bize ulaşmasında vesile, bütün hayırlarda vesile, bütün güzelliklerde vesile, saadet yurdunun açılmasına da vesile, cemali ilahinin görülmesine de vesile, kalplerimizin iman, aşkı ve heyecanıyla kabarmasına da vesile, mefkari mevcudat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine olsun. O efendiler efendisi, o sahip kıran ki 23 sene gece gündüz zahiri halkla beraber, batını Halik'le beraber, halkın Halik'le ittisalini temin etmek için bir yüzü bize müteveccih, bir yüzü Hakk'a müteveccih, yemeden, içmeden, hayatın kendisine tahmil ettiği bütün ağırlıkları, meşakkatleri çekerek bizim şu anda duyduğumuz, duyup doyduğumuz hidayet ve saadet nurlarını duymamıza, doymamıza vesile oldu. O sahip kıran ki, o yokken, adı mevcut değilken, kainat zulmet üstüne zulmet, karanlık üstüne karanlıktı. Herkes ümitsiz, canlar dudaklara gelmişti. Beşer onunla ümide, beşer onunla saadete kavuştu. Bizler 14 asır sonra onun deryanın içine attığı bir taş neticesinde ufkumuza, sahibimize gelen bir mevce ile hayattar oluyoruz. Bir mevce ile can kazanıyoruz. O nebiler nebisi ki, o sahibi zaman ki, o mahbiti vahyi ilahi ki, o Allah'ın matmahı nazarı, o sultan-ı zişan ki, Cenab-ı Hak bir ona bakıyor, bir de bütün kainata bakıyor. Onu kainatın kavvamı halinde, kayyimi halinde şu kainata gönderdi. Ve sonra burada vazifesini bilenlere ahirette, cennet saraylarında teşrifatçılık vazifesini tevdi etti. Vücudumuzu zerratı adedince, yerin kumları adedince, kainattaki varlıklar adedince, o sahibi zişana, sahip kırana selat ve selam olsun. Biz, Cenab-ı Hakk'ın umumi eltafı içinde kendi kendimize baktığımız zaman, yeryüzünde talihli bahtiyar olarak bir yer işgal ettiğimizi, ihraz ettiğimizi göreceğiz. Serapa yeryüzüne saçılan insanlar arasında, mutlu, saadetli zümreler arasında yerimizi ihraz etmiş olarak göreceğiz. Bir de ben buna, beşaret verenlerin beşaretine dayanarak arz edeyim. Bir şeyi inzimam ettirmiş olayım. Her şeyin yıkıldığı, yok olduğu, bütün insanlık ümitlerinin İslam alemine, Müslümanlara teveccüh ettiği şu dönemde, ayakta tek şeyin kalmadığı şu dönemde, bütün değer hükümlerinin ayak altına alındığı şu dönemde, Kur'an'a, İslam'a, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve Allah'a ait bütün maniyi mukaddesenin serafı ayak altına aldığı şu dönemde, dudağı titrek vaziyetiyle ümmeti Muhammed'in haline bakan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir tül gibi ümmeti Muhammed'in üzerinde titreyen ruhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun titreyişi, heyecanını beraber duyan, yaşayan melaike-i kiramın matmahı nazarı olan bir yer vardır. Ben de burada verilen bu haberi size arz edeyim. İçinizin o işrahıyla söyleyeceğim sözleri söyleyeyim. İslam alemi tamamen en felaketli, en mehlikeli günlerini, en kötü günlerini yaşadıktan sonra en iyi günlere doğru yükseliş halinde bir teveccüh vardır. Ve İslam aleminin başında da bu aziz, necip millet, 9-10 asır Nebiler Nebisi'nin bayrağını omuzunda düşürmeyen bu millet, akıncısı gidip de Avrupa'dan dönmeyen bu millet, hakkı anlatacağım diye gidip kefere fecere içinde
atsız, sansız, yok olan bu millet. Gittiği her yere Mevla'nın adının nişani sembolü olan minareler diken bu millet. Tohum ekiyor gibi arkasından çil çil kubbeler eken bu millet. Muhtemel ki Mevla-i Müteal mazide ekilen bu tohumları çürütmemek için yeniden İslam aleminin hayata kavuşmasını, yeniden dirilmesini, yeniden var olmasını bu milletin eline verecek. Bunu gören görmüş, söyleyen söylemiş. Bana sadece meselenin arzı düşmektedir. Ben adeta sarığı başında Fatih'imi, elinde kılıcı Fatih'imi, o Cihangir Yavuz'umu şu milletin başında, şu camide cemaatin içinde görüyor gibi, burcu burcu kokusunu duyuyor gibiyim. 9 asrına heyecan kazandıran Allah, rahmeti sonsuz Allah, benim taştan daha katı kalbime re'fetini, şefkatini duyuran Allah Celle Celaluhu, taşlardan su çıkaracağı gün gelecektir. Bütün toprakların çiçeklere saksılık yapacağı gün gelecektir. Hatta beşaret vereyim, gelmiştir. Rüşeğimler başlarını çıkarmıştır. Gençlik uyanmıştır. Küfür ve dalalet adına, ateizm adına, inkarcılık adına her şey iflas etmiştir. Dünyaya talip ve rahip olan bütün kefere ve fecere, ilim karşısında, mantık karşısında, akıl karşısında iflas etmiştir. İşte gönlümün bu heyecanlarını size duyurduktan sonra, hiç de hoşlanmadığım yıkılışın faktörlerine ve amillerine bir iki cümleyle baktıktan sonra, size söylediğim şu hususlar nasıl tahakkuk edecek, yeniden diriliş, varoluş nasıl olacak, bunu temin edecek amillerden bir ikisini sabrınızı itimat ederek arz edeyim. Bütün zamanı benim işgal etmeme imkan yoktur. Kainatın efendisinin hakkında terennümat dile getirilecek. Mevlid-i Nebi okunacak. Gönüller coşkun heyecanlarıyla kainatın fahrına selat-ı selam getirecekler. O kutsi dakikalara yer bırakmak için ben çok vaktinizi almayacağım. Muhterem Müslümanlar, İslam aleminin yıkılışında en büyük amil, şu anda siz sinelerinizde duyduğunuz, ruhunuzun semalara doğru uçmasına vesile olan şu kutsi heyecanı kaybetmesi olmuştur. İslam alemi, her meselesinin temelinde olan, büyük bir müeyyidi olarak her meselesini halletmede kendisine başvurduğu heyecanını kaybetmiştir. Harp meydanında heyecanını kaybetmiştir. Tebliğ ve irşat sahasında heyecanını kaybetmiştir. Kur'an'a sahip çıkmada heyecanını kaybetmiştir. Hakperestlik noktasında heyecanını kaybetmiştir. Sönmüştür. Sönen heyecanı onun tefessüh etmesine, sönen heyecanı onun kokmasına ve kurtlanmasına vesile olmuştur. Ama biz bu tefessüh etmenin, bu dağılmanın birer tohum halinde toprağın altına girdiğini görüyoruz. Muvakkaten çürüyen kimseler ileride yepyeni teri taze, cedidüm minel hayah, bir ruhun, bir mananın ifadesi olduğunu görüyoruz. Abdurrahman-ı Gafik'in şehit olmasıyla bozulan ordu, bu heyecanın sıfıra indiğini gösteriyordu. Büyük Cihangir, İslam'ın bayrakları ve kendisine sen Harameyn-i Şerife'nin emirisin dendiği an, bunu kendisine layık görmeyen, başından aşkın bir mesele gören Hazreti Yavuz, ben Harameyn-i Şerife'nin ancak kadimi olabilirim diyen Hazreti Yavuz, İran'a yaptığı seferinde, biz artık gitmiyoruz diyen yılgınlık gösteren Yençeri, ruhlarındaki heyecanın sönüşünü ifade ediyordu. Biz bu uzun çölleri kat edemeyiz diyorlardı. Mümin, irşat ve tebliğ mevzuunda kefere ve fecere alemine göndereceği akıncısını kaybetmişti. Artık yığın yığın dağarcığına ekmeği koyup, hanımı varsa onun alnından öpüp, evlatları varsa bağrına basıp,
İbrahim Reşit gibi ben Mevla'nın adını neşre gidiyorum, belki dönemem evlatlarım. Yan Akıncı'yı kaybettiği için çökmüştür. Yığın yığın Anadolu sinesinden çıkmış, tülü eden güneşler gibi çıkmış, tülü eden aylar gibi çıkmış, çıkmış gitmiş, bir kıvılcım gibi düştüğü yeri yakmış, tenmir etmiş. Sonra Akıncı'nın arkasından bir mescit meydana gelmiş, bir mabet zuhur etmiş, bir tekke, bir zaviye zuhur edivermiş. Bizim büyük fatihlerimiz arkadan bu ruh üzerinde gitmiş medeniyet kurmuşlar. İşte İslam tebliğci ve irşatçı Akıncısını kaybettiği için, o atsızları, sansızları kaybettiği için, yol görebilmeden dünyanın her tarafını adım adım dolaşan, ayakla ölçen, adımla ölçen, o zaman ve mekan içinde izahı kabil olmayan, ancak melekler arasında emsalini görebileceğimiz bu mukaddes cemaati kaybettiği için bizim yıkılmamız başlamıştır. Bir diğer hususu daha arz edeyim. Devrin maddi sahada terakkisi, gelişmesi büyütücü aletlerle, yaklaştırıcı aletlerle tespit edilir. Laboratuvarlara götürür, teleskoplarla bakılır, ışık hızı hesaplarıyla, riyaziyenin ince hesaplarıyla değerlendirilir, tasnife tabi tutulur ve halka arz edilir. Yani teleskoplar devreye girer, mikroskoplar devreye girer, elektron ışınları devreye girer, X ışınları devreye girer. İlim tedevvün ve tekevvün eder. Üniversitelerde ilim dalları teşekkül eder. Devrin kültürüne uyulmuş olur. Devrin terakki sahasında, maddi terakki sahasında gelişmesine ayak uydurmanın ancak böyle olacağına beşer inanır. Ama Müslümanların sukutu başladığı dönemde şu hususu görüyoruz. Müslümanlar gelişen dünya şartları karşısında eski dürbünlerle lahut aleminin semasını yıldızlarına bakmaya başlamışlardır. Lahut alemindeki atomlara onlar en iptidai dürbünlerle bakmaya başlamışlardır. Kur'an 20. asrın cemaatinin, kalbi hüşyar cemaatinin, kafası işleyen cemaatinin, hissiyatı alabildiğine uyanık cemaatinin idrakını anlatılamamıştır. Yol yol, sokak sokak getirilememiştir. Kapılar vurulamamıştır. Kur'an eczanesinden ilaçlar halka takdim edilememiştir. Kur'an içinde bulunduğu devre göre tefsirini, tevilini bulamadığı için, bütün kainatı dile getiren Kur'an şu devirde tam tefsirini bulamadığı için Müslümanların sukutuna sebebiyet vermiştir. Kur'an Müslümanlar arasında sahibini bulamayınca, kendisini anlayan bir kafa bulamayınca, kendisine açık bir sine bulamayınca çekmiş gitmiştir. Biz şu anda onun firak ve hicranının iştiyakını içimizde derinlemesine yaşıyoruz. Allah'ın sonsuz rahmetine dayanarak yalvarıyor, yakarıyor, diyoruz ki on asrımızı ayakta tutan Kur'an'ı yeniden içimizde ihya eyle, bizi de o sayede ihya eyle. Bir diğer hususu şöyle arz edeyim size. Arz edeceğim meselelere mesnet teşkil etmesi bakımından mühimdir bunlar. Kur'an'ı ve kainatı birbirinden ayrı müteala ettik. Dini, dünyayı birbirinden ayrı verdik. Kur'an adeta din işlerine bakar. Bir cenaze müdürlüğü gibi, cenazeye gerekli malzemeyi satan bir müessese gibi din, sadece mabedet, badet tabiat, tabiat ötesi hadiselerle meşgul olur, fizik ötesi hadiselerle meşgul olur gibi anladık dini. Din dünyadan koparılınca havası alınmış bir balon gibi dünyamızda sönüverdi dinimizin yanı başında. Kur'an, kainatta Allah'ın kudret ve iradesiyle yazdığı bir kitap, kainat kitabı, onun tercümesiydi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun mukaddes bir tercümanıydı. Bütün halinde ele alındı. Kainat, insan ve Kur'an bütün halinde ele alındığı devirlerde Müslümanlar ardı arkası gelmeyen bir terakkinin,
merdivenlerinde, yolunda, zikzaklarında daima ilerledi, daima mesafe kat ettiler. Ama kainat insandan koparıldı, Kur'an kainattan ayrıldığı, ayrı ayrı mütale edildiği devirde sönmeler, çözülmeler, teeffün etmeler, ruhlarda, heyecanlarda pörsümeler başladı. Cenab-ı Hak ihya buyursun. Bir diğer hususu da şöyle arz edeyim bu mevzuda. Çöküşümüzü hazırlayan şeylerdir bunlar. Yenilerin bir tabiri var. Kültür emperyalizmi, ilim müstemlekeciliği, batıdan gelen ilimlere parola sormadan üniversitelerimize kürsü ayırdık onlara. Liselerimize kürsü ayırdık onlara. Batıdan içimize sızan, sinsice sızan, haince sızan fikirlere parola sormadık. Geldi, yerleşti, teraküm etti. Sonra bu vatan o batıl fikirlerinmiş gibi biz yabancı parya haline geldik. O kadar ki bizi boğan, soluğumuzu kesen, damarlarımıza bıçak atan, şah damarından kan alan bu öldürücü, kahredici fikirler sanki bizim ruhumuzdan nebaan etmiş gibi sahip çıktık, başımızda tac yaptık. Batı bütün esasatıyla, esatiriyle, efsanesiyle ilim adına içimize girdi, yerleştik. Ta Abbasi devrinde, Me'mun zamanında, parola sormadan Greko-Roman medeniyetine ait bir sürü kitap, Yunan medeniyetinin esatirini anlatan bir sürü safsata tercüme ediliverdi. Sonra bunlar esasmış gibi ilim adına, din adına yazılan eserler bunlara adapte edildi. Ve aradan birkaç asır geçti, Müslümanlar tamamen o batıl efkara adapte oldular. Ben kısaca bizim sukutumuza, yıkılmamıza ve şu hale gelmemize amil olarak başta bunları görüyorum. Binaenaleyh bir insan bir çukura ne ile düşerse, hangi yoldan düşerse o çukurdan yine o yolla çıkacaktır. Heyecanımızı mı kaybettik? O zaman şu milletin ruhunda, sahabinin ruhundaki heyecanı uyarma vazifedir. Şu milletin ruhunda yeniden bir heyecan uyaracağız. Tebliğde heyecan, cihatta heyecan, hakperestlik sahasında heyecan. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, ruhum ve isteyenlerin binlercesinin ruhu, ruhu pakine feda olsun. Hayatının en kutsi davası, o mübarek başında ideal halinde daima sakladığı, muhafaza ettiği tek mesele vardı. Tebliğ ve irşat. Halkla olan münasebeti bundan ibaretti. Zahiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bize bakan, şehadet alemine bakan yönü Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın, ümmeti Muhammed'i irşad etme, hak ve hakikati ona tebliğ etme hususuyla alakalıydı. Batını daima Allah'la, Allah'a ait duygularla dolup taşmaktaydı. Zayıf bir hadiste ifade edildiği gibi, onun Allah'la beraber bir anı vardı ki, İmam-ı Rabbani gibi müceddidler o an devam ediyordu Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'da. Fakat zülcenaheyn olan o eşref-i mahluk aleyhissalatu vesselam, halkla haklı olan durumunu beraber muhafaza edebiliyordu. O zayıf bir veli gibi değildi. Halkla temas ettiği zaman haklı olan teması inkıta uğrasın. Halkla temas ettiği zaman halk ihmal edilsin. O öyle bir kuvve-i kutsiyeye sahipti ki, o sıfat-ı ilahinin tecellisi değildi. Esma-ı ilahinin tecellisi değildi. Doğrudan doğruya zat-ı akdesin tecellisinin ifadesiydi. Şuunat-ı ilahiyenin tecellisinin ifadesiydi. Cami bir insandı. Şu tasavvufi neşve içinde arz edilen hususlara bilmiyorum kaçta kaçının aklı yetiyor. Binaenaleyh halkla beraber hakkı ikisinin de hukukuna riayet ederek terazinin iki kefesi gibi elinde tutuyordu. Bir taraftan dolup boşalıyordu. Beri taraftan halk üzerinde Kur'an'ın ifadesiyle harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Sizin imana gelmeniz mevzunda çok haristi. İnsan dünya malına hırs gösterir, haris olur. Mala caha hırs gösterir, haris olur. Ama o bunlara haris değildi. Sizin rüşte ermenize haristi. 23 sene bitip tükenme bilmeyen bir cehd, bir cihat yaptı. 23 seneyi veda haccında ikmal ediyordu. O güneşin doğduğu gibi grubuna az bir zaman kalmıştı.
İkindi sonrası güneşiyim ben demişti zaten. İkindi sonrası güneşiyim. Belli ki vazifesini yaptıktan sonra batacaktı. Hisseden ve içine doğru gözyaşlarını indiren bir sürü hüşyar gönül vardı. En büyük Sıddık Hazreti Ebu Bekir bunların başında geliyordu. O veda haccında son sözlerini söyledi. Her sözü lalü güher, her sözü hayat bahç olan nebiler nebisi çağlayanlar gibi coşmuştu. Adeta ağzından hayat bahç olan nehirler çağlıyordu. Çağladı 14 asır insanlığın haristanını gülistana çevirdi, bostana çeviriverdi. Sözlerini şöyle bitiriyordu. Bir daha belki burada buluşamayız diyordu. Cemaat iyi anlamıştı, buluşamayız. Belli ki öbür alemde buluşulacak. Dudaklar acıyla burkulmuş, kalplerde bir inkisar oluvermişti, duygular alçüst olmuştu. O, Allah'a karşı 23 senelik bu kutsi müddet içinde vazifesini yapıp yapmadığı hususunu cemaatine sordu. Ela hel bellâsu diyordu. Size tebliğde heyecan arz ediyorum. Ela hel bellâsu. Dikkat edin, ben vazifemi yaptım mı diyordu. Hakkı geldim size anlattım mı? Gönüllere duyurdum mu? Ona muhtaç kalplere, kafalara bir şey anlattım mı? Ben bana düşeni bir hakkın yerine getirdim. Sahabi o dakikanın verdiği his, heva ve heyecan içinde. Hepsi bir ağızdan bağırıvermişlerdi. Ne kutsi sesti. Belki o anda gökte yazı yazan melekler dahi kalemlerinin mürekkebini silmiş, o sesi, o soluğu dinliyorlardı. Birdenbire Arafat meydanı gürleyiverdi. Sen vazifeni yaptın diyorlardı. O yapmıştı vazifesini. Alem şahit ki yapmıştı. Ben de sizi şahit ederek şahadet ediyorum ki el-hak nebiler nebisi vazifesini yaptı. Ama iş ağırlığıyla bize düştü. O bu coşkun ses ve soluklar içinde semalara doğru melek sadası kutsiyeti içinde yükselen fühür fühür bu seslerin meydana getirdiği hava ihtizazları içinde İçten gele gele parmağını yukarıya kaldırdı ve şöyle dedi. Allahümme şhed, Allahümme şhed, Allahümme şhed. Allah'ım bunlar şahit olduğu gibi sen de şahit ol. Bunlar şehadet ediyorlar ki kulun Habibi Muhammed vazifesini yapmıştır. Demek ki ben mesuliyetimi attım üzerimden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiler nebisi hayatı boyunca coşkunluğunu yaşadı. Heyecanını yaşadığı bu tebliğ şuuru, irşat şuuru, hayatının son dakikalarını, son günlerini yaşarken çepeçevre kendisini sarmış, ihata etmiş gibidir. Nasıl onda bu coşkunluğu görüyoruz? Öyle de Ebu Seril Gıfari, Nebiler Nebisi'nin rahleyi tedrisi önüne oturduktan sonra, ondan hakikat dersini aldıktan sonra, ey Allah'ın Resulü, çıkıp şunu mescidin en kalabalık köşesinde haykırmak istiyorum. Allah Resulü önüne geçemez. Allah Resulü ona engel olamaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer içine bir şey doldurmuştur. İçine bir nur girivermiştir. Adeta uranyumun çekirdeğine gönderilen bir atom tanesi gibi, bir nötron gibi birdenbire içinde infilaklar, zincirleme reaksiyonlar başlayıvermiştir. Gidecek, Kabe'nin bir köşesinde duracak ve haykıracaktır. Orada çatlayıverecektir. Orada çeşitli boyda ışınlar, dalgalar meydana getirecektir. Hem tenvir edecektir, hem de işe yaramayanları yakacaktır. O gün dediğini yapar. Yapar ama orada bir sürü de sopa yer. Başında değnekler kırılır. Ayaklar üzerinde geziverir. Yumruklar suratına iner kalkar. Hazreti Ömer aynı şeyi yapar. Nebiler nebisinin önüne gelmiş. Rahle-i tedrisinde hayat bahş olan 3-5 cümle söz dinlemiştir. İçindeki bütün buzlar eriyivermiştir. O katı Ömer, o kasavetli Ömer tamamen değişmiştir. Ama madeninde zaten altınlık vardı. Madeni zaten altındı. Bir sarrafın eline geçmeyi bekliyordu. Bu heyecanı kaybettikleri andan itibaren de denizin içindeki ölü dalgalar gibi kendi kendini yedi durdu, tüketti ve hiçbir faydası olmadı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri İmanı tahkiki iktisap etmek suretiyle kalplerin muhtaç olduğu bu heyecanı o kalplere kazandırsın ve bize muvaffakiyete giden yolu göstersin. Bu sadece tebliğde heyecanın ifadesiydi. Size çok defa arz ettiğim cihatta heyecanı gösteren bir tabloyu da yine arz etmek istiyorum.
Cihat müminin hayatının bir bakıma kayyumudur. Müminlerin hayatında cihat yoksa İslam'ın hayatın ayakta durmasına da imkan yoktur. Cihat müeyyidedir. Namaz, oruç, zekat, hac vesaire hepsi bunlar binanın üst tarafı, kubbesi, tavanı ise şayet cihat onun tabanıdır, müeyyidesidir, temelidir, esasıdır. İçinde cihadın bulunmadığı bir cemaat muvakkaten yaşasa da sönecektir, ölecektir. Cihat ruhları örseler olgunlaştırır. Cihat insanları koşmaya alıştırır, miskinlikten kurtarır. Cihat insanları hakkı hakikate aşina kılar. Cihat insanın sesini, soluğunu her an Allah hesabına sarf etmesine vesile olur. Müminin ruhunda cihat heyecanı onu 13 asır, 14 asır ayakta tuttu. Küçük misal, Ebu Eyyub el-Ensari 100 küsür yaşındaydı. Hazreti Muaviye tarafından İstanbul'a gönderilmek üzere teşkil edilen bir ordunun içine girmeye müracaat etti. Evlatları, torunları, belki torunlarının evlatları, sen bu yaştan sonra cihad edemezsin diye ona müracaat ettiler. Sarf-ı nazar et, vazifeni yaptın, Bedir'de bulundun canım, Uhud'da bulundun, Hendek'te bulundun, Hüdeybiye'de bulundun. Artık bırak bundan ötede biz bulunalım. Allah Resulü'nün yolunda bir cihad olur da Ebu Eyyub ondan geri kalır mı? Nebiler nebisi 6 ay evinde kalan insan. İstanbul'a doğru bir sefer olur da ben gitmez miyim oraya? Kaldı ki Nebiler nebisi sahih hadisiyle لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ buyurmuştur. İstanbul katiyen fethedilecektir. Kasem olsun ki fethedilecektir. Coşkun sahabi, İstanbul'un fethedileceği zaman İstanbul'u fetheden ordunun içine bütün heyecanıyla giriyor. Cihat heyecanı vardır. O gün dünyanın neresine bakarsanız bakınız, dünyanın her tarafında bir avuç mücahit işte bu cihadı yapmakta ve bu cihadın heyecanını ruhunda yaşamaktadır. Tek tablo size arz edeceğim. Yermuk vakası oluyordur. Bunu çok duymuşsunuzdur. Yermuk o güne göre, o dönemde İslam aleminin bir bakıma kaderini tayin edecek bir vakaydı. Avrupalı barbar, Roma İmparatoru barbarlığı ve barbarları Müslümanlara karşı bütün güçleriyle saldıracak, en son ve tenkil cezasını vereceklerdi. Kökten kazmaya mahkum edeceklerdi. Bunun için tahkikçilerin tahkikiyle Mevlana Şibli gibi bir araştırmacının araştırmasının neticesi 150 veya 200 bin kişilik bir orduyla Mekke-i Mükerreme veya Medine-i Münevvere'ye doğru hareket etmişlerdi. İslam ordusu harem sayılan o hudutlar içine bu kefere fecere ordusunun girmesine meydan vermeyecekti. Onun için devri Ebu Bekir'de radıyallahu anh, vakanın sonu da devri Ömer'iye rastlar radıyallahu anh. Bir ordu teşkil edilerek ancak 30-40 bin kişilik bir orduydu. Heraklius ordusuna karşı çıkarılmıştı. Kendilerinden hem güç bakımından hem malzeme bakımından çok üstün olan bu güçlü orduya karşı Müslümanlar mücadele edeceklerdi. Ama öyle bir heyecan vardı ki onlarda kılıçlardan evvel, kalkanlardan evvel, mızraklardan evvel bu harbi onların sesleri, solukları, heyecanları, kükreyişleri yapacaktı. Yapacaktı ve tarih en büyük dersi alacaktı. Eğer mümkün olsaydı altın yazılarla onu yazacaktı. Zira bir gün gibi kısa bir zaman içinde bu koskoca ordu tuz buz olacaktı Müslümanların karşısında. Ama bakın siz mücahitteki heyecana bakın. Nasıl Said İbni Zeyd'i bir tarafta bir adım geriye atmamak üzere yemin etmiş görüyorsunuz. Nasıl Kabbas'ı bir tarafta bir adım geriye atmamak üzere elinde 30 tane mızrağı kırıyor görüyorsunuz. Beri tarafta Kabbas İbni Eşim'i görüyoruz. Mücahit atına binmiş öğlende mi belli değil. Sağa sola o kadar saldırmış ki kendinden haberi yok. Savaşmış. Düşman ortada bıraktığını bırakmış kaçmış. Sağ kalanlar da Roma İmparatoru sınırlarına varmışlar, vasıl olmuşlar. İş bitmiş. Müminler namaz kılacak, Allah'a şükran secdesinde bulunacaklar. İkindi namazını eda edecekler. Güneş gurup etmek üzere. Kabbas İbni Eşim, ikindi namazım geçiyor diye heyecanla sağ üzengisine ayağını koyuyor ki ineyim diye.
Birdenbire tepe taklak aşağıya gelirken bakıyor ki bacağı kopmuş, ne zaman farkında değil. Arap şairi Ömer bin Abdülaziz'in huzurunda dedesini tanıtırken böyle tanıtır. Ben o adamın torunuyum ki ey halife, babam Yermuş meydanında öğlende ayağı kesildi, ancak akşam attan inerken farkına vardı. Heyecanla dosdoluydu. Değil onu duyması, cehenneme koysaydın o anda bir şey hissetmeyecekti. Tepeden tırnağa fena billah olmuştu. Tepeden tırnağa beka billaha vasıl olmuştu. Allah için duyuyor, Allah için doyuyor, Allah için coşuyor, Allah için dalgalanıyordu. Mümin cihatta bu heyecanı iktisap etmişti. Önüne geçilemiyordu. Kaçan Romalı komutan şöyle diyordu: hünkârım, hallerini, vaziyetlerini anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Biz ölümden kaçtığımız kadar ölüme doğru koşuyorlar. Biz kabirden ürktüğümüz kadar kabre girmek için koşuyorlar. Ahirete gitmek için yarış yapıyorlar. Müminin bu heyecanı buzları eritivermişti. Birdenbire kışın en koyu zamanında nevbahar olmuştu. Çiçekler açmış, bülbüller ötmeye çakmaya başlamıştı. Tarihi kritikçi bize şunu söyleyecektir: İnsanlık tarihinin gelişmesi Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem %25 nispetindedir. Bu upuzun zaman içinde beşer ancak %25 bir terakki kaydetmiştir. Bu %25'e %25 Hazreti Muhammed'in saadet aslında inzimam etmiştir. Beşer gelişmesi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın bu kısa müddeti içinde %25 bir ilave kaydetmiştir. Ondan sonra şu güne kadar da ancak %25 bir terakki vardır. Varsa cihanın ömrü %25'ini bundan sonra yapacaktır. İşte mümindeki heyecan, mümindeki coşkunluk, iktisadi problemlerin halledilmesi meselesi değildi. Ekonomik meselelerin halledilmesi meselesi değildi. Bunlar belki yeri geldiği zaman halledilecektir. Esas batıran, tüketen, iflahımızı kesen mesele gönülde bu heyecanın kaybolmasıdır. Bu heyecanı yeniden iktisap ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği ufuklar bizim omuzumuzda bayrak gezdireceğimiz ufuklar olacaktır. Onu sizin gönüllerinizi şefaatçi yaparak rahmeti sonsuz ummanlar gibi mevcelenen Allah'ın rahmetinden diliyorum. Siz de amin deyin. Bir iki hususa dahi müsaadenizle dikkatinizi istirham edeceğim. Mümin bu heyecanını mantık dairesi içinde, akıl dairesi içinde değerlendiriyor. Kendi için yaşamıyor, umum Müslümanlar için yaşıyordu. Umum Müslümanlar bir vahdet teşkil etmişlerdi. Bir mümin diğer müminin vücudunda bir uzuv gibiydi. Öyle bir vahdet ki Nebiler Nebisi'nin ifadesinde, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde tebcil, tebrik ve takdir edildiği gibi dünyanın mahsus haline gelmişlerdi. Kurşunlarla perçinlenmiş bir bina haline gelmişlerdi. Muhkem bir duvar haline, bir kale haline gelmişlerdi. Bu aynı heyecanı duyan müminlerin, aynı şeyin coşkunluğunu yaşayan müminlerin, aynı meselelerle kalpleri meşbu müminlerin, kafaları aynı meselelerin problemini çözmeye çalışan müminlerin düşüncede, duyguda, tasada, kederde, saadette beraber olmasının ifadesiydi. Müminler ciddi bir vahdet teşkil etmişlerdi. Hakkın hatırını âli tutan bu müminler, meşreplerine uygun gelmeyen meselelerde müminleri tenkit etmiyorlardı. Kusurlu görmüyorlardı. Allah'a inanan herkesle bir hayt-ı vuslat temin ediyor, onunla bir dostluk kurmaya çalışıyorlardı. Daireler birbirinden yan yana geçerken şöyle tedahüller olur. Bu bir dairedir, bu da bir daire. Şu kadarcık yerinde bir tedahül var ise, işte bu kadarcık noktada anlaşmayı düşünüyorlardı. Geri daireleri, meşrepleri, mizaçları, mezatları içinde müteala ediyorlarsa, umumi vahdet için buna muhakkaten gözlerini kapıyorlardı. Hatta mümin bu sahada, bu tedahül meselesinde, mizaç ve meşrebi hesaba katmama meselesinde o denli ileriye gidiyordu ki bir bakıma ateistler, inkarcılar o günün mecusilerine karşı tevlefli Hristiyanlarla dahi ittifak ediyor, çefere ve pencereye karşı savaşıyorlardı. O kadar ki şu zamanın sahip kıranı biz muhakkaten Hristiyanların ruhani reisleriyle dahi medar-ı münakaşa meseleleri bir tarafa bırakarak İnkarcılık karşısında
komünizm karşısında ittifak etme mecburiyetindeyiz diyordu. İşte bu hakikate dayanarak diyordu. İslam'ın ruhundan çıkan bu esasa bağlı olarak bunu söylüyordu. Müminlerin terakki etmesi, müminlerin eski günleri yeniden ihraz etmeleri, yeniden gül devrini yaşamaları, bülbül olup şakmaları aralarındaki bu vahdete dikkat etmelerine bağlıdır. Allah'a inanan herkesle hayt-ı vuslat temin etme, bir anlaşma noktası temin etme, dinine hizmet eden herkesle beraber olma, benden nasıl ayrı olursa olsun, bana karşı nasıl farklı düşünürse düşünsün, değil mi benim dinime hizmet ediyor, değil mi peygamberimin adını anıyor, değil mi benim Kur'an'ımı okuyor kim olursa olsun, onunla bir anlaşma yolu temin etmek suretiyle omuz omuz olabildiğimiz kadar onunla beraber olma mecburiyetindeyiz. Yoksa böyle iç içe girmiş, içten içe kendi kendini kemiren, tüketen bir milletin gül devrini getirmesine imkan yoktur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere anlayış ve idrak ihsan eylesin. Bir diğer hususu da burada şöyle arz edeyim. Müminlerin eski durumlarını ihraz etmeleri, bir fatih nesil halinde arz-ı didar etmeleri, o coşkunluğu yeniden dünyaya getirmeleri büyük fedakarlıklara bağlıdır. Maldan, makamdan, mansıptan fedakarlık yapma gibi şeylere bağlıdır. Mümin hayatını istihkar etmedikçe, malını mülkünü istihkar etmedikçe, servetini, cahını, mansıbını istihkar etmedikçe bu şeylerin olmasına imkan yoktur. Mümin yapacağı, Allah için yapacağı, bütün cihatta, bütün gayrette, bütün saide sadece ve sadece Mevla-i Müteal'in rızasını düşünecektir. Ve kendisinin bu açılan boşlukta, bu gediği kapamak için sadece bir kütük durumunda olduğunu, böyle olduğu tasavvurunu bir an hatırından çıkarmayacaktır. Mümin maddi manevi her türlü fedakarlıkta bulunacak. Hatta bir bakıma şahsi tekamülü, şahsi ibadeti taatı dahi halkın saadeti adına feda edecektir. Âlemi mesud etmek için veli olmayı bir tarafa bırakacaktır. Âlemi mesud etmek için, insanlığın muhtaç olduğu ruhu onlara getirip nefhedebilmek için muvakkaten şahsi tekamülünü dahi arkaya atacaktır. İşte bu tellu, içte ve dışta hasbi fedakar insanlar ispat-ı vücud ettikleri andan itibaren bizim mahkûs talihimizde ve kaderimizde bir değişmenin olacağını Allah'ın rahmetinden ümit ediyoruz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine, Ramazan-ı Şerif'te onun heyecanıyla camiye gelmiş temiz gönüller hürmetine Cenab-ı Hak bu vadide bizi inkisarı hayale uğratmasın. Onun şu ana kadar bize yaptığı o kadar sonsuz nimet vardır ki, ben burada şunu da size söyleyeyim. İslam aleminde 20. asırda dünyanın neresinde olursa olsun 10 tane Müslüman bir araya gelmiş de, 10 tane Müslüman heyecan birliği kurabilmişlerse, İslam'ı kurtarma mevzuunda bir kısım fikirler ortaya atmışlarsa, bana inanın, isterseniz gidin bir sahip kıran bir veliye de sorun, aynı şeyi size söyleyecektir. Nebiler Nebisi derin bir teessür içinde, o cemaatin içinde olacağına katiyen şüpheniz olmasın. Binaenaleyh, şu kanaatimi rahatlıkla arz edebilirim. Pek çok yerlerde olduğu gibi, mekan onu kayıt altına alamayan, zaman onu kayıtlarla tahdit edemeyen, ruhu bir anda milyonlarca yerde bulunan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, dudağında acı bir tebessüm, ben tasavvur ve tahayyül ediyor gibiyim. Âlem-i İslam'ın her köşesinde, Ramazan-ı Şerif'in heyecanını yaşayan müminler üzerinde, bir tür gibi titreyerek getirdiği büyük davaya, Arafat Dağı'nda veda ettiği büyük davaya, size tevdi ettiği büyük davaya, sadakatinizin ölçüsüne bakmaktadır. Gönüllerinizi istikamet içinde tutmaya çalışın. Heyecanlarınıza hız vermeye çalışın. Çeşitli klik hizip mücadelelerini bir tarafa bırakarak sadece ve sadece Hazreti Muhammed'le dolup taşmaya çalışın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bin ruhumuz olsa ruhu pür fütuha feda olsun. Hazreti Muhammed için bütün ruhları feda etmeye bakın. Allah Celle Celaluhu kasvetli bulutları silip atacak. Kabirden karanlık gecemize aydınlık ihsan edecek. Birdenbire bir nevbahar, birdenbire cennet arsa, bir baharla karşı karşıya geleceğiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu meseleye gönül vermiş, bu meseleyi oluşturmada,
bu meseleye hayat getirmede rüşeynler halinde başını çıkarmış, Hazreti Muhammed filizlerini itlaf etmesin, Kur'an'ın filizlerini itlaf etmesin. Bir tohum yaman ekildi. Eğer ekilen her tohum çürümeden çıkarsa küfrün soluğunu kesecektir. Artık bundan sonra söz Kur'an'ındır. Bundan sonra hüküm Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bundan sonra yeryüzünde verilecek bütün kanunlar, kaziyeler, muhkem kaziyeler Rahman ve Rahim olan Allah'ındır. Bunu onun sonsuz rahmetinden gönüllerinizi şefaatçi yaparak diliyor ve arkadan Mevla-i Müteal anmaya, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dile getirmeye bir zaman bırakmak için Mevlid-i Nebi'nin tilavetine zamanı bırakıyor. Beni affetmenizi diliyor ve huzurunuzdan ayrılıyorum. Allah beni de sizleri de bağışlasın. Lillahi Teala'l-Fatiha.